Çok şükür zenginsiniz. Ne kadar uzun sürdü böyle? O siyah çıkmayınca dedim ki kesin sözünden vazgeçti bu ama... Çok şükür. Boş ver o kadını. Deli o deli. Ciddiye alınacak biri değil. Geçmiş olsun Zeynep Hanım. Sağ ol Şota. Gerçekten çok duygulandım. Yani anamıza sahip çıkmanız, böyle kendinizi feda etmeniz. Ne bileyim, yüreğimize dokundu yani. O hepimizin annesi, bir tek sizin değil. Sütümüze ihanet edecek halimiz yoktu herhalde. Heyt be, sen nereden öğrendin bu lafları? Yoksa Cici enişteden mi? Ay Elif. Hiç boşuna bakma etrafa. Cici enişte gelmedi. Biz ona gidiyoruz. O nereden çıktı? Asiye varmış. Siz gelmeyin biz geliriz dedi Şota. Vallahi ben öyle bir şey demedim. Ya, ben tanışmayayım mı Cici eniştemle? Bir görmeyeyim mi? İyi tamam gidelim. Kapının önünden ayrılmayacağım dedi. Evinde bekliyormuş beyefendi. Bunlar kim Şota? Ormancı kardeşler. Cemal'le Sıtkı. Osman'ın arkadaşlarıymış. Ekibe yeni katıldılar. Evde bayağı büyükmüş. Bize de yer vardır bence. Biz de mi ekibe katılsak? Sen babanı ikna et gülüm. Benim canıma minnet. Zaten gözüme kestirdiğim 3-5 kişi var. Ama orada yaşarken olmaz o iş. Cici enişte de pek ciciymiş Allah için. Elif boş boş konuşma, seni getirdiğime pişman etme beni. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Zeynep. Geçmiş olsun ya. Sağ ol Turan. Gelin be. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Osman. Hoş geldin Eşkıya. Hoş geçmiş bulduk olsun. Temel. Sağ ol. Tanıştırayım. Süt kardeşim Elif. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Memnun olduk. Kan kardeşlerim. Kadın erkek farkı işte. Biz süt kardeşim diyoruz, onlar kan. Çok memnun oldum. Ben de çok tanışmak istemiştim. Kocamın benden çok vakit geçirdiği arkadaşlarıyla. Ha, bu Şota iyi adam yenge. Bizim Turan bir iki şüphelendi ama iyi adam. Ya tam olarak öyle değil. Ama ben bir ara tedbiren sıkalım demiştim. Ya ayıptır, misafirimiz gelmiş. Hadi bir buyur edin. Ha doğru ya. Hadi buyurun. Mantaştı bizimkiler. Aç mısınız? Yeriz. Ben çok açım. Ürün göndermiştim. Yemedim mi? Sağ ol. Çok iyi geldi. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çocuklar mutfakta tencere tabak var. Hadi getirin. Çalışsınlar. Merhaba herkese. Aa, hoş geldin Zeynep. Çıktın mı? Geçmiş olsun. Sağ ol Fatma anne. Geçmiş olsun Zeynep. Sağ ol Sema. Ne haber? Görüyorsun işte halimizi. Gel de yardım et. Çok uykusuzum. Bu seferlik beni mazur görün ama söz veriyorum. Bir dahaki sefere yemekleri ben yapacağım. Geç kızım. Geç. Şaka yapıyorum sana. Haydi. Çocuklar da endişelendiler. Sabaha kadar plan yaptılar seni kaçırmak için. Ya. Bizim çocukları da uyku tutmuyor seni bir yerlerden kaçırmayınca. Aşk olsun dermiş dayı. Hoş geldin kızım. Hoş geç bulduk. Otur. Teşekkür hoş ederim. Buyurun. Zeynep, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Arkadaşın kim? Şota'nın eşi mi? Ha, Elif benim süt kardeşimdir. Hoş geldin kızım. Buyurun. Hoş bulduk. Osman, Cemal'le Sıtkı'yı da çağır. Soğuyunca yenmez bunlar. Birazcık bekçilik yapsınlar da. Ne rütbe veriyorsun hemen? Öyle oturtuyorsun masaya. Osman'ım bizde rütbe yok. Kardeşlik var biliyorsun. Hadi çağır gelsinler. Çağırdım, çağırdım. Osman'ın insafına kalsa 3 güne daha den örüşecekler. Mantı geldi. Kokusunu bile özlemişim be. Ay çok açım. İyi çok. Bak
yapalım, afiyet olsun. Ben yardım edeyim. Şifa Osman, al olsun. Olsun. Güzel koktu. Gel kardeşim. Yıkarsın. Öyle başa doğru verelim. Hadi bırakın onu, sonra yaparsınız. Hadi buyurun Halil İbrahim sofrasına. Abim en kötü ihtimal diye bir şeyden bahsetti. Ama ne olduğunu söylemedi, konuyu kapattı. Demek o ihtimal senin beni kaçırmanmış. Evet, söyledim onu. Yapacak mıydın gerçekten? Ya ne yapacaktım Zeynep? Suçsuz yere cezaevine girmene izin veremezdim. Suçlu olsaydın peki? Ya o zaman başka. Gider yatardın. İyi, aklımda olsun bu. Sana güvenip de bir suça falan bulaşmayayım. Bunun tek bir yolu var, biliyorsun değil mi? Neymiş? Benden uzak durman. Bak işte bunun için söz veremem. Nasıl olmuş da o Asiye ifadesini kaza diye çevirmiş? Elif'le Şosa anlattı yolda. Annem af dilemiş. Asiye de 30 yıldır bu anı beklediği için büyüklük yapmış. O kadın büyüklük yapmaz da nasıl bir alçaklıkla babanla anlaşma yaptı acaba? Bilmiyorum. Onu da eve gidince öğreneceğiz. Ay, ayaklarım geri geri gidiyor biliyor musun? Hiç gitmek istemiyorum eve. Kim bilir Rızvan Leto nasıl üstüme gelecek? Bence kimsenin ne dediğinin bir önemi yok. Annen ne diyorsa onu yap Zeynep. Madem özgürlüğünün bedeli ne o demiş, daha fazla zor durumda bırakma onu. Geçen gün annemle konuştuk. Bana senin için bütün dünyayı karşıma alırım demişti. Aldı da gerçekten. O yüzden ona derse boynum kıldan ince. Zeynep Hanım, abiniz aradı. Yolda izledim. Tamam, geliyorum Şota. Gidiyorum. Görüşürüz. Haber ver bana. Olur. Güvercinle haber yollarım. Dürümle daha kolay olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.